Hanımlar beyler sevgili çocuklar, ekranların en eğlenceli, en şirin ve en muzip yarışması Çocuktan Al Haberi başlıyor. İşte karşınızda 7'den 70'e herkesin sevgilisi Evrim Akın. Coşku ve eğlencenin bir an olsun eksik olmayacağı müthiş bir mücadeleye hazır mısınız? O halde ekranların en minnoş, en güzel ve en özel yarışması Çocuktan Al Haberi başlasın! Canlarım, merhaba. Merhaba. Çok seviyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri zaten tanıyoruz ama tanıtacağız. Tanıyalım. Olur, bir televizyonda bir tanıtalım. Televizyonda bir tanıtalım. Tanıt. Bakalım neler yapacağız. O ne o? Tatile gitme dansı. Orkun abi, çocukken ne komik miydin sen? Keşke böyle komik olsaydı ya. Ev temizler, ütü yapar, bulaşık yıkar, çamaşır yıkar. Çocukların tatil valizinde neler olmalı tatlım? Gömlek, üst, oncak, ton. Kırcık mı kırcık, kız saçların kıvırcık. Bunu ben bile söyleyemem. Bunu ben hayatta söyleyemem. Kırcık mı kırcık, kırcık geldi çıkırcık. Karanlık ormanda koskocaman devler varmış. O koskocaman devler çok kötülermiş. 3 tane minik kızı yemeye kalkmışlar. Sadece kanunum var, sen o kostümüne verdin. Bravo. Efendim, yarışmamız 2 tur 1 finalden oluşuyor. Ben her tur başında size kuralları açık seçik anlatacağım. Ödül ne? Tatil. Evet, tatil ne tatili? Yaz tatili. Ama tatili almak için ne gerekiyor Meryem? Ne gerekiyor? 500 puanı toplamak. İşte o biraz sıkıntı. Ama iddialıyım. Aa. İddialıyım ben. Ya sen her şeyde iddialı olsan ne yazar iddialı ya? Sen... Olduğum her şeyde kaybediyorum ama öyle bir şey. Ben hiç iddialı değilim. Bak ben sessizden korkarım. Bu yarışma buralar neler gördü. Değil böyle mi? Sessizler de aldı götürdü. Her zaman en iddialı ben oluyorum ve genelde ben kazanıyorum bizim aramızdaki yarışmaları. Evet. O yüzden benim kazanacağım ben bence çok kaybediyorum belli. Ama bu sefer şansımın döneceğine inanıyorum. Dur bakalım. Ama sen her zaman bu sefer diyorsun ya. Evet. Efendim, yarışmacılarımız fenomenler. Kendileri internette, YouTube'da değil mi? Evet. Instagram'da, her yerde maşallah fenomenler. Yeni nesil gayet iyi tanıyor. Ama televizyon seyircisi yeni yeni YouTube'la tanışıyor yani internette. Evet. Biz yine de tanıtalım. Orkun, hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. 22 yaşındayım, İzmirliyim. 11 yaşında YouTube'a başladım. Böyle sihirbazlık videoları falan yapıyordum. Tabii bu YouTube'un ilk kurulduğu yıla tekabül ediyor. Biz geç kaldık. Evet, sonra işte eğlence videoları falan yapmaya başladım. 10 yıl oldu. Maşallah. Bakmışın, işim olmuş. Çok eğlenerek yaptığım bir şey. Aynı zamanda okuyorsun da şu anda. Evet. İngilizce öğretmenliği. Evet. Fevkaladenin fevkinde. Bravo sana vallahi. Albüm de çıkarıyorsun. Evet. Wow. Yakında çıkartıyoruz. Ne güzel. Çocuklarla aran nasıl? İyi. İyi. Kuzenim var. Yani o kadar. O kadar. Kuzenim var. İzmir'de arada gördüm. Başarılar diliyorum. Meryem, hoş geldin. Hoş buldum. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Sen de tiplemeler yapıyorsun. Aynen, böyle komik videolar, işte öğrenci tipleri yapıyorum mesela. Kardeş tipleri gibi videolar da çekiyorum. Ama böyle ben kendi hayatımdan da çok videolar paylaşıyorum. Mesela günlük vloglar paylaşıyorum. Çocuklarla aran nasıl? Ya çocuklarla aram iyi aslında. Yani beni seviyorlar bence. Ben de onları seviyorum. Yani işte benim çok fazla çocuk akrabam yok şu anda. O yüzden çok etkileşime geçemiyorum. Ha. Evet. Olsun. Mahalledeki çocuklar, komşu çocuklar. Yani aramız iyi yani. Süper. Güveniyorum kendime. Hadi bakalım. Başarılar diliyorum tatlım. Teşekkürler. Murat Engin Ekin. Bana. Şimdi nasıl başlayayım? Ben hayatım önce kendimi tanıtamadım hiç. Ay Allah aşkına bak, kendimi bu bir ilk olsun. Tanıtmayı hiç beceremedim. Hadi. Aa. 20 yaşındayım. İnanıyorum. Doğma büyüme Antalyalıyım. Başka? İşte bak, tanıtamıyorum. Mesela videolarda da öyle giriş yapamam ben. Ama final muhteşem. Final de yok. Hadi final de yok. Havada kalıyor. Merhaba diye girip hadi gittim ben diye çıkıyorum. Murat doğal bir adam. Yemek yemeyi sever. Onu yazıyorum. Genelde yemek yer. Baklavaları var burada. Ben 140 kiloydum. Ama Orkun seni kötü tanıtıyor. Çok büyüktüm ben. 100 kiloya düştüm. Koridor kadardım ben. Sonra 7-8 ayda 40 kilo verdim. Mesela bunu anlatabilirim herhalde. Vay be. Yani ameliyatsız falan. Yok, ameliyatı deneyecektim. İstedim. Sonra bana doktor yasakladı. Bende ayrı bir hastalık var. O yasaklayınca saldım kendimi. Açlık diyetine girdim. 3 ay aç kaldım. Ay, sadece kıyamam. Salatalık falan yedim. Öyle gitti 20 kilo. Ondan sonra spor, diyet, niyet derken. Şu an süpersin. Daha zaten değil. Boyu da var. Gerek de yok vermesine. Yok, bir ben 10 kilo daha vereceğim. Vereceğim. Çocuklarla aran iyi. Çocuklarla aran iyi ya. İyidir. İyi. Senin enerjin güzel, tatlı bir enerjin var. Çocukların benimle arası daha iyi oluyor genelde. Niyeyse seviyorlar beni gereksiz bir şekilde. İşte güzel enerjiden o. Başarılar diliyorum. Şimdi mahşerin 9 tatlısıyla tanışalım mı? Evet. Kutu bebeğim Ebrar. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Ebrar Alya Demirbilek. 4 yaşındayım. Büyünce pilot olacağım. Çift abi sefer yaptık bu sefer. Çok tatlı. Abi Ebrar, çok tatlı. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat tatlım? Evrim abla, sabah bir uyandım ne göreyim. En sevdiğim kazan yatağımın baş ucunda. Ve onu giydim. Baktım ki kolları böyle kısacık. Sonra ayakkabılarımı giydim ama zaten ayağıma sığmadı. Sonra da yerimde duramadım heyecandan. Anne ben bebişim. Yav 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 yav. Sonra kızım ben sana şaka yaptım. Öyle küçük bir kazaklarını aldım. Özlemişsin diye başucuna koydum. Anne ya, böyle şaka mı olur yani? Ay ne güzel şaka yapmıştı annen ben sana. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben anlatacağım, sen anladın. Bir dublaj var mı? Ben hiçbir şey anlamadım. Kız heyecanla anlattı, ben anladım gayet. Kaza gelmiş, bak, kısa gelmiş. Annesi başucuna koymuş. Sonra giymiş üstüne. Küçük gelince sevinmiş. Büyüdüm diye. Ayakkabılarını giymiş, büyüdüm diye sevinmiş. Sonra annesi demiş ki ben büyüdüm demiş. Sonra annesi demiş ki ben sana şaka yaptım. Kurutmada mı yıkamış? Koydum demiş. Dekoder gibi kız be, helal. Anladım. Helal. Alkış, Meryem alkış. Evet. Vallahi anladım. Orkun abi, annemle ben senin komik videolarını izledik. Çocukken de komik miydin sen? Keşke böyle komik olsaydım ya. Yok, hiç komik değildim. Değil miydin? Bence değildim ya. Ben yaramazdım, böyle her yerden atlıyordum böyle. Bir kere okulun çatısında kalmıştım. İtfaiye falan gelmişti beni kurtarmak için. Kaç yaşında oldu? Ha? Kaç yaşında? Bir lisedeyken oldu, bir ilkokuldayken oldu aynı olay. Oğlum 4 yaşından sen bir şeyler anlattın. Çatıda ne yapıyordun? 4 yaşındakini bilmiyorum. Yaşı bırak, çatıda ne yapıyordun? Tırmanıyorum, top kaçıyordu. Bir de böyle artistik oluyordu böyle. Kızların çok hoşuna gider tabii çatıya tırmanan erkek. Tarzan vardı bizim zamanımızda. Tarzan zamanımızda. Tabii. Bence komik misin çocukken? Teşekkür ederim Orkun abi. Rica ederim. Evrim abla, Meryem ablaya bir soru sorabilir miyim? Sor. Sorma desem ne olacak? Kıyar mıyım ben sana? Tabii ki de sor. Meryem abla, sen yemek yapmayı seviyor musun? En sevdiğin yemek ne? Hı? Yani çok zayıf olduğum bir konudan sordu. Vallahi? Yemek yapmayı sevsem de yapamıyorum. Teşekkür ederim Meryem abla. Evet, biz de teşekkür ediyoruz kutu bebeğim. Turlarda görüşürüz. Sırada benim yakışıklılarım Sarp ve Kuzey. Hoş geldiniz, bize kendinizi tanıtın. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Kuzey Demir, 6 yaşında büyünce linci olacağım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Serv Demir, 6 yaşındayım. Büyüyünce basketbolcu olacağım. Bence çok yakışıklar. Supernatural semendiğine benziyorlar. Evet, aynısı. Değil mi? Çok yakışıklar. Of. Neler yaptınız bakalım bu hafta? Evrim abla, biliyor musun biz komşumuza bebek sevmeye gittik. Adı Hatice'ydi. Bak bacakları şu kadar, elleri bu kadar. Kafası şu kadar. Daha yeni doğmuş, küçücük. Vücudu ise bu kadar. Allah Allah. Oyuncak bebek mi? Oyuncak mi? Oyuncak bebek. Allah Allah. Sevdiniz mi peki bebeği? Küçücük diyor. Çok sevdik Evrim abla ama çok yaramazdı. Hiç uyumayı sevmiyor. Alışır büyünce. Minnacık daha. Olur o kadar değil mi? Tabii. Turlarda görüşürüz. Aynen. Teşekkür ediyorum. Sırada Ankara'nın Buckingham kasabasının prensesi henna bülbül. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tüm misafirimize merhaba. Ben henna bülbül, 5 yaşındayım. Ben büyünce sanatçı hocam Evrim abla. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat tatlım? Evrim ablam, yarın başımdan neler geldi biliyor musun? Aa, bilmiyorum, neler geldi, ne oldu, anlat. Ben salonda uyuyakalmıştım. Sabah oyunca ben de uyandım. Nerede uyandın? Çamaşır odasında uyandım Ebem abi ya. Çamaşır odasında uyandım. Vallahi kafam karıştı. Anneme gidip bir sordum. Anne sen mi yaptın dedim. Sonra annen de meğer bir şaka yapmış. Ha 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 ha. Anne ben bir tane uyu gezer sandım dedim. Sonra koşa koşa odama gittim. Annelerimizin şakacılığı, nüktedanlığı üzerinde bu hafta. Ne güzel işte, şaka yapmış annen sana. Beni güldürmek için ama ben seçişe gülmedim. Ay, komik oluyor öyle bazen. Var. Bizim de esprilerimize evet, gülmeyen oluyor. Evet. Ben olsam ben de gülmem. Turlarda görüşürüz. Sırada boy yanak Arda. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Arda Şahin. 4,5 yaşındayım. 1, 2, 3, 4,5. Büyünce atom karınca olacağım. Neler yaptın bakalım? Yanaklara bak ya. Emre abla biz okulda arkadaşlarımızla bardaklardan böyle kule yaptık. Mesela bardakta bak, plastikte bak. Önce bardağı koyduk, ondan sonra tabağı üstüne koyduk. Bardak, tabak. Bardak, tabak, bardak, tabak. Ama belli bir yüksekliğe geldikten sonra sallanıyor, düşüyor. Ama o tabaklar plastik olduğu için kırılmıyor. Peki bu oyunun amacı nedir tatlım? Oyunun amacı kimin tabağa düşerse o kaybediyor. Ama tabağa düşmezse o kaybetmiyor, kazanıyor. Benimki düşmedi. Herhalde. Tebrik ediyoruz seni bir tanem. Turlarda görüşürüz efendim. Kendisi Antep'in medarı iftarı, tekerleme üstadı, bilim insanı Efe Dadak. Hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben Efe Dadak, 5 yaşındayım. Büyünce kum forcası olacağım. Of. Biz de selam verelim mi? Of. Ben yanlış yapmışım. Ben yanlış verdim. Neler yaptın bakalım bu hafta tatlım? Elma abla geçen gün sadıklara gittik. Sadık, ben, teyzem cama oturmuş bakıyoruz. Bir de perdeyi açtık. Hava çok güzeldi. Teyzemin aklına bir oyun geldi. Bulutlara bakıp şekillere benzettirdim. Mesela ben bir tane bulutu çocuğa benzettim. Teyzem bir tane güle benzetti. Peki Sadık neye benzetti Elma abla? Neye benzetti? Efe? Adam baklavaya benzetti, kebaba benzetti, lahmacuna benzetti. Benzetti. Ya Eğim abla, adam bulutlara bakarken bile karnını düşünüyor ya. Ay ilahi Sadık diyeceğim, ne diyeyim? Ben Sadık'la da tanışmak istiyorum. Buradan sağdan sesleniyorum. Ya Sadık, bulut bunlar, bulut mu yiyeceksin? Ne yapsın, adamın karnı acıkmıştır, Allah Allah, olur öyle şeyler. Teşekkür ediyoruz Efe, turlarda görüşürüz. Sırada muhteşem ikili diyorum ben onlara, Tuğra ve Berin. Hoş geldiniz, bize kendinizi tanıtın. Tüm misafirlerimize merhaba, ben Berin Yılmaz, 5 yaşındayım. Ben büyünce ressam olacağım Evrim abla. Tüm misafirlerimize merhaba, ben Tuğra Artan, 5 yaşındayım. Ben büyünce astronot olacağım. Ne? Ne var astronot ne çok olacak bakalım. Anlamıyor musunuz? Anlamadım ya? Anlamıyor musunuz? Ah. Evrim abla komik bilmecelerim var. Berin sen de dinle. Tamam Tuğra. Domates nasıl kızarır? Ne olacak? Tabii ki de onlar güneşte doğuyorlar ya. Sonra da kızarıyorlar. Hayır. Peki cevap ne Tuğra? Utanınca. Biliyorum. Wow wow wow. Ben anlamadım. Ben gelişinden anlamıştım. Domates utanıyor, kızarıyor. Normalde kırmızı değiller mi domates? Hayır, domates neden? Yeşil domates kızarıyor. Ha, öyle mi oluyormuş onlar? Aa, iyi oldu bu bilgiye dediğim. İkinci bilmecem geliyor. Gönder gelsin. Hangi maymunlar ağaca çıkamaz? Tuğra, bütün maymunlar ağaca çıkabilir. Yanlış cevap. Hangi maymunlar? Hangi maymunlar? Bak az öncekini anlamıştım ama hangi maymunlar ağaca çıkamaz? Ben sallayayım mı bir tane? Evet. Ağaca çıkmayı sevmeyen maymunlar diyeyim. Ne diyeyim şimdi? Çok mantıklı. Hayır, siz de bilemediniz. Cevap ne Tuğra? Söyle de bilelim. Yükseklik korkusu olanlar. Bence yakında ama cevap. Bence yakın cevap. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Bence güzel espriler. Bence turlarda görüşürüz. Çok tatlılarmış ya. Çok esprilerden daha iyi. Evet. Bence de daha iyi. Bence de. Çocuklarım yapıyor çünkü. Evet, sırada Taş Devri'nin çakıl bebeği Nisan. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Misafirlerimize merhaba, ben Nizak. 7,5 yaşındayım. Büyünce prenses oldum Meryem abla. Nasılsın prensesim, iyi misin? İyi Meryem abla, sen nasılsın? Ay ben deyim, sizi gördüm daha iyi oldum valla. Ne var ne yok, nasıl gidiyor hayat tatlım? Meryem abla, sana bir şey anlatabilir miyim? Bayılırım, anlatsana. Meryem abla, şimdi biz annemle beraber misafirliğe gittik. Misafir yani... Gittiğimizde annemin arkadaşı kapıyı açarken arkasından da annemin arkadaşının hepsi geldi. Pıtı 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 diyerek. Ben ilk başta onu görünce birazcık korktum. Bir yerlere saklandım. Ama sonra ona mamasının paketini görünce açtım. Kabını aldım. İçine mamaları doldurdum. Sonra onu ofşadığımı sevdim. Çok tatlı bir köpüştü. Onu gezdirdim. Aslında çok tatlıydı. Ay eğlendin peki? Çok eğlendim Erim abla. Yaşasın o zaman. Çok sevindim. Turlarda görüşürüz. Evet, sırada Can. Efe Can Koçyiğit. Hoş geldin bize, kendini tanıt tatlım. Tüm misafirlerimize merhaba. Ben de Fıkha Akiz. 5,5 yaşındayım. Büyünce veteriner olacağım. Güzel. Nasılsın Efecan? İyiyim Evrim abla, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Yani sizi görüp kötü olabilir mi insan, sizin yanınızda olup? Ne var ne yok, neler yapıyorsun? Anlatsana tatlım. Evrim abla, geçen gün kuzenim Çınar bize geldi. Oturduk koltuğa, televizyonu açtık. En sevdiğimiz çizgi filmi izledik. Ablam nerede? Efe, sana bir şey sorabilir miyim? Dedim ki ablacığım, çizgi film izliyoruz. Gitti, yine geldi. Efe, sana bir şey sorabilir miyim? Ablacığım, çizgi film izliyoruz. Sonra geldi. Hepsini anlattı. Çizgi filmi bitti. Abla, bir tur çizgi filmi izle, ondan sonra sorarsan. Resmen çizgi filmi izlemedik. İzleyemedik. Bitti. Ondan sonra üzüldük. Anneme haber verdik. Bu kadar ya, bitti yani. Bitti. Teşekkür ediyoruz Efe'cim, turlarda görüşürüz. Sıra geldi Aras'a. Aras'cığım hoş geldin, bize kendini tanıt tatlım. Tabii ben her şey ilk benim sesimden mücadelette olacağım. Neler yaptın bakalım görüşmeyeli? Erman abla, ben dedemle parka gittim, oynadım, kaydım, koştum, dinlendim. Oo ne güzel. İlerleyen dakikalarda görüşmek üzere Aras. İşte bu kadar. O zaman birinci tur başlasın. O ne o? Tatile gitme dansı. Ev temizler, ütü yapar, bulaşık yıkar, çamaşır yıkar. Çocukların tatil valizinde neler olmalı tatlım? Gömlek, üst, oyuncak, ton. Yaz çok sıkıcı. Terliyorsun. Hiç kimseye hediye almadım. Sağda bile. Karanlık ormanda koskocaman devler vermiş. O koskocaman devler çok kötülermiş. 3 tane minik kızı yemeye kalkmışlar. Masalları etmiş. Bravo. Efendim, birinci turda 9 çocuğumuza bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk ne cevap vermiştir? Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. O sonra. Bu tahmin size kafadan 10 puan kazandıracak. Sonra teker teker çoğunluktaki çocuklarını bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Kötü bir haberim var. Bu turda en düşük puan alan yarışmacım bize veda edecek. Ya ben ilk turdan elenmek istemiyorum. Hep bu oluyor. Ben hep ilk turdan eleniyorum ve şu an gerildim. Sorum şu. Baharın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır? Tatil için bavul hazırlamak mı? Orkun bana yakın olduğu için sen de başlayayım. Çoğunluk demiştir. Bavul hazırlamak diyorum. Meryem. Ben de bavul hazırlamak. Murat. Bavul hazırlamak. Evet, tebrik ediyorum. Üçünüze de 10 puan. Çoğunluk. Ben 10 puanım çıktım burada. Ay hep 10 puan çıksın istemişimdir. Yarışma programı. Vallahi çıkmış 10 puan. Benim de yazıyor mu? Valla bak sizde mi? Benim de yazıyor. Sizde de çıkmış valla. Evet. Orkun bana yakın olduğu için onunla başlayayım. Hangi çocuğum tatil için bavul hazırlamak daha heyecanlıdır demiştir? Efe demiştir bence. Efe Dadak mı? Evet. Peki soralım. Efe, sence bütün erkekler çiçek sever mi? Kızlar sevdiği için biz de severiz Evrim abla. Aferin oğlum. Mantıklı bir şey. Vallahi çok tatlı. Çok tatlı bir cevap. Peki diyelim tatile gidiyoruz. Bavula evdeki her şeyimizi koymak zorunda mıyız? Yok artık Evrim abla. Eve mi koyacağız bavulu? Yok, ev değil. Ben evdeki her şey demiştim ya, neyse atarlanmaya başladı. Yine soruyu değiştireyim. Tatilden dönerken herkese hediye alınır mı? Bence alınmaz Evrim abla. Neden söyleyeyim mi? Ben tatile gittiğimde dönerken hiç kimseye hediye almadım. Sadığa bile. Ay, o lafta bir sadığa dokunmasın. Peki soruma geçiyorum o zaman. Baharın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Tatil için bavul hazırlamak daha heyecanlıdır. Bravo. Aa, niye alkışlamıyorsunuz arkadaşınız? Biz ama de aynı şeyi söyledik. Hayır, o bildi ama. Çoğunluğu bile Efe'yi bildi. Tabii. Hadi alkışlayın ama. Allah razı olsun. Evet Meryem. Ebrar da öyle demiştir. Soralım tatlım. Ebrar, sence bahar gelince insanlar daha mı mutlu olurlar? Evrim abla, bahar gelince güneş açar ve hava güzel olur ve insanlar sımsıcak olur ve üşümezler ve insanlar da çocuklar da çok mutlu olur. Orkun abi, senin en sevdiğin mevsim hangisi? Kış. Ben soğuğu seviyorum ya. Teşekkür ederim Orkun abi. Rica ederim. Peki her yaz tatile gidilir mi? Her yaz tatile gidilmez. Çünkü işlerimiz olur. Ev temizliği olur. Peki ailece tatile giderken herkes kendi valizini kendi mi taşır? Evet Elma abla, herkes kendi valizini kendi taşımalı. Peki soruma geçiyorum o zaman. Bahar'ın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Tatil için bavul hazırlamak daha heyecanlıdır. Bravo. Bende değil mi sıra? Nisan. Evet, soralım. Nisan, valiz nedir biliyor musun tatlım? Çok kızmıştım. Biliyorum Evrim abla. Böylece istediğin kadar eşyayı dolduruyorsun. Sonra bum diye kapatıyorsun. Birazcık sesli kapanabilir üzülüm. Böyle bum diye kapatıyorsun. Çek böyle bir düğme vardı yani. O düğmeye basıyorsun. Çıp kapanıyor. Yani çıp hemen dedik tutulmaya çıkıyor, böyle gidiyorsun. Çok güzel anlattın, teşekkür ederim. Peki prenseslerin bavulları sadece pembe ve mor renklerde mi olur? Evet Evrim abla, çünkü onlar prenses ve sadece pembe ve mor renkleri severler. Güzel. Peki sen tatile giderken bavul hazırlıyor musun? Biraz merak ettim de. Yok artık, ben tatile gitmiyorum ki. Aa, niçin? Niye? Çünkü ben evimi çok seviyorum. Ama buraya geliyorsun. Çekimim var yavrum, onun için buraya geliyorum evladım. Bilmiyor musun ben? Tövbe. Tanımıyor musun beni evladım? Ay, tanımaz olur muyum hiç? Hayranım senin. İmzalı bir fotoğraf istiyorum. Bir selfie atalım bir gün. Soruya geçiyorum. Geç. Bahar'ın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Tatil için bavul hazırlamak daha heyecanlıdır. Bravo! Kimse eğlenmedi mi? Nisan'dan kazandı. Kimse eğlenmedi. Dur, bitmedi ki daha. Nasıl? Aa. Daha 2 çocuğum var bulmanız gereken. Hadi bir daha başa döndük. Tabii. Öyle hemen biter mi? Orkun, sen de sıra. Hadi. Hadi aynen. Hadi seç. Henna diyorum ben. Sence bütün çiçekler bahar geldiğinde mi açar tatlım? Evrim abi, başka hangi mevsimde açacak yani? Tam 4 mevsim var. Birisi kış, sonbahar, yaz, ilkbahar. 4 mevsim var. Yani yaz ve ilkbahar açıyor çiçekler. Karda mı yatsın Evrim abi ya? Henna, insanlar yaz geliyor diye heyecanlanır mı sence? Hayır, yaz çok sıkıcı. Terliyorsun. Dışarı çıkamıyorsun. Ter yemekten ölüyorsun Evrim abi ya. Ama tatile gidiyordur. Anladım. Gidiyorsundur. Peki bahar gelince herkes gezmeye mi gider? Bahar yayınca tabii ki de gideyim abla. Çok güzel bir günde. Mesela ben baharda sinemaya gittim Evrim abla. Orkun abi yazın nereye gitmeyi seviyorsun? Tatile. Nereye işte? Tatile. Nereye gitmeyi seviyorum? Deniz olan her yere. Gidebiliriz bence, evet. Teşekkür ederim Orkun abi. O zaman soruma geçiyorum. Evet, sen soruya cevap ver. Bahar'ın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Tatil için bavul hazırlamak daha heyecanlıdır. Bravo. Bir çocuğum kaldı. Arda diyorum ben. Arda. Aynen. Soruyorum o zaman. Bahar'ın gelmesi için bizim onu çağırmamız mı gerek Balyanak? Öyle şey olur mu Hem abla? İstesek de istemesek de bahar gelir. Çünkü bahar olur, yaz olur, sonbahar olur, kış olur, bahar olur. Anladım. Peki Arda, tatile 2 bavulla gittiğimizde yine 2 bavulla mı döneriz sence? Ya da dönebilir miyiz? Hayır Hem abla, ben annemle ve babamla 2 bavulla geri dönmem hiç. Çünkü annem bana oyuncak alıyor, saat alıyor, her şey alıyor ve bütün bu şeyler bavulumuzu sırar mı, sığmaz. Peki soruma geçiyorum. Sence baharın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Tatil. Kulağını böyle üflesem. Baharın gelmesini beklemek daha heyecanlıdır. Hayır ya. Ama ben üzülürüm, gitmesin. Şey yapalım. Makus talihimi. Aa, senle çak yapacaktı, onunla kucak yaptı. Evet. Ama ben ona üzülüp sarılacaktım. Evet, dur daha belli değil ya arkadaşlar. Gitmesin, nasıl bir belli değil. Var da onu bulacaksınız. İkiniz şu an eşitsiniz. Bilemezse tekrar buraya dönecek oyun. Birini illaki bulana kadar yarışacağız. Efe diyorum ben, Efe Koçyiğit. Nisan yağmuru ne demektir sence Efe Can? Nisan, bu da yağmur. Bu bir İsan, bu da yağmur. Kızın adı Nisan, bu da yağmur. Oh. Yok ha, pek öyle değil ama neyse, şimdi uğraştırmayalım, biz konuyu değiştirelim. Annelerin valizleri mi daha dolu olur yoksa babaların valizleri mi? Bence annelerin. Annelerin kıyafetleri var, topuklukları var, ondan sonra makyaj şeyi var, etekleri var, ondan sonra ayakkabıları, her şey var. Ama babaların şapkaları var, ayakkabıları var, kamiletleri var, pantolonları var, bir de topuklu ayakkabıları var, sünnet ayakkabıları, büyük sünnet ayakkabıları, ondan sonra parti şeyi, onlar var. Peki sence çocukların tatil valizinde neler olmalı tatlım? Ayakkabı olması gerek, gömlek, üst, oyuncak, en sevdiğimiz şey. Ondan sonra denize girerken şey olması lazım, oyuncak, simit, don. Ondan sonra terlik, kumla oynayan şeyler, dozer, kamyon, hepsi olması gerek. Peki sence bahar mevsiminde sular kesik olunca yağmur suyundan nasıl faydalanabiliriz? Evlerde sular yok. Yağmur yağıyor. İneğin hiç suyu yok. İneğin suları yok. İneklerin suları yok. Sular bitmiş. Onların, insanların var. Ondan sonra bir poşet almış. Sonra o yağmur doldurmuş, getirmiş ağırda bütün inekler böyle uzatmış, içmişler. Kadar yani. Oğlumun hayal gücü geniş. Soruma geçiyorum Murat. Çok heyecanlı. Bahar'ın gelmesini beklemek mi daha heyecanlıdır yoksa tatil için bavul hazırlamak mı? Hadi. Tatil için bavul hazırlamak. Bravo. Hoşçakal. Olacaklar sensiz olsun. Evet Meryem. Bir dakika. Oraya gelmeyin. En güzel yere geldik. Nisan Prenses'le masal zamanında sıra. Nisancığım, masalın için hazırız. Seni dinliyoruz tatlım. Bir zamanlar birkaç tane kız çocuğu varmış. O kızlardan birinin adı Aleyna, birinin adı Durunu, birinin adı Birinin adı da Sude, birinin adı da Simaya'ymış. Üçü de çok tatlı kızlarmış. Bu kızların bir tane de küçük kardeşliği varmış. O kız kardeşliği de kızmış. O kız kardeşliğinin adı da Emi'ymiş. Bütün kızlar uyuduktan sonra ve anneleri, babaları uyuduktan sonra köpüşünü söylememiş miydim? Köpüşünü söylememiştim. Köpüş... Ay helal. Köpüş uyuduktan sonra karanlık bir orman varmış. Karanlık ormanda koskocaman dev, büyük ağaçları geçen bile koskocaman devler varmış. O koskocaman devler çok kötülermiş. Bir gün o devler aralarında bir plan yapmaya karar vermişler. Pilav mı yapmaya karar vermiş? O devler sonra o 3 tane minik kızı yemeye kalkmışlar. Demişler çat çat. Büyük de ton sesler çıkararak yürüyerek gitmişler. Ondan sonra o 3 tane minik kızın evine gelmişler. O devler hemencik içeriye girmişler. O devler hemencik içeri girmişler. Ve o 3 tane minik kızın odasına gitmişler. O minik kızlardan ilk önce ilk önce devler elmeyi yemiş. En küçüklerini yemişler. Ondan sonra Sude'yi yemiş. Onun arkasından Sima'yı yemiş. Onun arkasından da Aleya'yı yemiş. Ondan sonra devler kapıdan şöyle çıkmışlar. Gidip o küçük kızlarla beraber uyumuşlar. Sonra devler çıkmışlar, gitmişler. Ondan sonra devler uyumuş. Devler gidip uyuduktan sonra sabah olmuş. Anne babaları kalkmış. Çocukları odalarında görmeyince çok kalkmışlar. Hadi ben gülüyorum. Hemencik polisi aramaya gitmişler. Hemencik bir polis gelmiş. Çocukların anne babaları. Çocuklarımızı kaybettik de telaş edip durmuşlar. Polis hemencik böyle yapıyor. Ambulansı aramış. Çocuklara bir şey olur diye üçü de korkmuşlar. Yani ambulans da yani korkmamış da yani polis bey korkmamış da yani polis de ne bileyim polis de korkmamış, aileler korkmuş. Anne babaları kızlarına bir şey olacak diye çok korkup ambulans aramışlar. Sonra polis o büyük devleri yakalamış. Ama yakalamadan önce ambulans gelmiş. İlk önce polis devlerin karnını kesmiş ve çocukları anne babaları çıkartmış. Bir dakika. Masalım bitmeden önce masalın mutlu bitmesi için öyle yapıyorum. Ha. Ondan sonra küçük kızlardan Emin'in gözlerini kapalı gören anne ve babası çok üzülmüşler. Doktor onun sadece küçük bir adamla bayıldığını, birkaç dakika sonra uyanacağını söylemiş. Aile sevinçten havalara uçmuşlar. Diğer çocukların üstünde küçük küçük yaralanmalar çıktığı için onlar uzun bir süre doktorda kalmışlar. Masalları bitmiş. Bravo. Nasıl alıyor bir de? Neyse ki çocuklara kavuştular, mutlu sonla bitti. Evet. Meryem sen... Gidiyorum ben. Ki göndermiyorum seni. Kalır mısın? Ben birisinin takımına dahil olayım. Oluyorsa öyle bir şey kalsın canım. Tabii. Kaldıralım. Tamam. Kimin takımına dahil olayım? Bizim fikrimizin bir önemi varsa kalabilir. Senin olmaz mı? Ben zaten kalmasını izin veriyorsanız istiyorum. Tamam o zaman. Kendi kabul ederse. Alırım. Başımın üstüne. Hediye tatili kaçırdım ama kalacağım. Olsun. Alayım. Ama kupayı kazandın. Oley. Alayım mı gelip? Al. Niye alayım? Evet bizden bir hatıra. Açsana merak et. Açabilir miyim peki şu an? Aç. Çünkü çok merak ettim. O zaman ikinci tur başlasın. Mis gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Acı biberi çok severim. Yav. Bayağı hiç acılı olmadı canım, az acı oldu. Ben Evrim Usta'yım. Azmeden kaçmam Evrim abla. Masallardaki devlerin boyu neden çok uzundur Nisan? Evrim abla böyle soru mu olur? Onlar devler. Bak. Nasıl dev oldum? Annemin size de perde taktırıyor mu? Annem bana hiç perde taktırmadı çünkü ben bir kere perde takmaya çalışırken düştüm. Kırcık mı kırcık, kız saçların kıvırcık. Bunu ben bile söyleyemem. Bunu ben hayatta söyleyemem. Kırcık mı kırcık, kırcık geldi çıkırcık. Oy yerim seni ben. Şimdi ikinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş size düşüyor. Önünüzdeki butona basacaksınız. İşte ay, o an. Şimdi değil, ben söyleyince ve ekranda beliren çocuğum ne cevap vermiştir bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Bu kadar basit. Doğru tahmin size 30 puan kazandıracak. Güzel de bir haberim var. Bu turda en yüksek puanı alan yarışmacım ben ve çocuklarımla final oynayacak. Ha bir kişi kalıyor. Kazanacağız. Bir dakika ya. Belki ikiniz gidersiniz tatile kazanırsınız. Evet ben o yüzden Murat'ı Meryem'i götürürsün Murat belki. Yok sanmıyorum. Yok diyor. Murat ay konuşamadım. Orkun götürür müsün? Tatile mi seni? Ha, senin yanına geleyim. Yok ya. Allah kusura bakma kardeşim. Allah. Ben götürürüm seni anne üzülme. Sorumuz şu. Büyüklerin de boyu uzar mı? İkiniz de eşit puandasınız ama bana yakın olduğu için Orkun'a başlayacağım. Ben zaten. Evet buton senin. Efe Dadak geldi. Ne demiştir Efe? Büyüklerin boyu uzar mı uzamaz mı? Bence uzar demiştir. Soralım. Efe neden bütün köpekler aynı boyda değildir tatlım? Çünkü birisi bebek, birisi büyük, birisi daha büyük. Mesela birisi baba, birisi anne, birisi yavru, birisi abi, birisi abla. Yani bizim gibi. Anladım. Sence sadece boyu çok uzun olanlar mı basketbol oynayabilir? Basketbol oynamak için uzun olmamıza gerek yok ki. Basketbol oynaya oynaya büyüyoruz sonuçta. Güzel. Peki ağaçtan daha kolay meyve toplamak için mi uzun boylu olmak isteriz? Yok. Dut ağacından dut toplamak için uzun boylu olmamıza gerek yok ki. Dut ağacını sallıyorsun. Dutlar tutamıyor ve düşüyorlar. Doğru vallahi. Evet, soruma geçiyorum o zaman. Sence büyüklerin de boyu uzar mı? Büyüklerin de boyu uzamaz. Buton senin. Henna uzamaz demiştir bence. Uzamaz mı diyorsun? Bir dakika sen uzamaz mı diyorsun? Uzamaz dememiş mi? Tamam ben de uzamaz diyorum. Evet, Henna uzun boylulara neden hep perde taktırırlar sence? Çünkü... Onlar küçük insanlar verden çıkmak zorunda koyuyor. Ama büyük insanlar deyip parmak ucuna gelmeden koyuyor. Annemin size de perde taktırıyor mu? Annem bana hiç perde taktırmadı çünkü ben bir kere perde takmaya çalışırken düştüm. Takılan kısımlarla beraber cart diye perdeyi... Kornişle birlikte. Yani öf. Sen taktın mı? Ben kendim takıyorum hep. Aferin mi? Bravo. Helal. Ev temizler, ütü yapar, bulaşık yıkar, çamaşır yıkar, elinde yıkar çamaşırları. Gerçekten. Çok aman. Onu abartma da. Abartmıyorum hakikaten. Ev işi falan. Evet çok titiz. Aa, süper. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Çocukların boyu hızlı mı uzar yoksa yavaş yavaş mı? Hepsi aynı anda uzayır değil mi abi ya? Ya. Ama bebeklerin artık uzun süre yayır değil mi abi ya? Anladım. Sence gerçekten süt içmek boy uzatır mı? Sağlıklı beslenmemizden uzarsın. Tek süt içersen bir şey olmaz ki. Oo güzel. Peki anneler mi daha uzundur, babalar mı? Tabii ki de babaya. Çünkü babaya ilk önce onlar doğar, sonra anneye doğar. Ama anneye 20 yaşındayken babaya 30 yaşında. Yani babaya onlardan 30 yaş büyük. Hı? İlk anneler, o ilk hesap biraz karıştı sonra. Ama neyse soruya geçeyim ben. Oh. Büyüklerinde boyu uzar mı? Hadi heyecanlıyız. Hadi. 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 Büyüklerinde boyu uzamaz. Orkun. Efendim. Bu ton senin. Aa, bak bak. Oo, kutu bebek geldi Ebrar. Çok tatlı. Kutu bebek. Ne demiştir Ebrar? Ebrar ne demiştir? Büyüklerinde boyu uzar mı adlı güzide sorumuza. Uzar demiştir. Sence bir insanın boyu ne kadar uzun olabilir tatlım? Çok uzun olabilir Evrim abla. Hatta kapıya kadar uzun olabilir. Peki uzun boylu olmak iyi bir şey mi sence tatlım? Bence biraz kötü Evrim abla. Uzun boylu insanlara hep iş yaptırıyorlar. Ama ben uzun boylu olmak istiyorum. Bak ne tatlı, görüyor musun? Peki sana da soralım. Sence süt içen herkesin boyu uzar mı Ebrar? Annem süt içiyor ama boyu uzamıyor Evrim abla. Çünkü büyükler büyüktür. Ve süt içer. Küçükken süt içmişler çok fazla. Ve boyları uzamış. Küçükken uzamıştı. Çok akıllı bir çocuk. Peki. O Orkun zaman son demişti? Sorumuza geliyoruz. Uzar dedi. Uzar, ben uzar dedim. Büyüklerin boyu uzar dedim. Uzar dedim. Hadi yavrum hadi. Evet. Sence hadi büyüklerinde boyu uzar mı Ebrar? Uzamaz dedi. Büyüklerin de boyu uzar. Bravo. Ya işte Ebrar ya. Canım teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Kaç ne olduk? İşlendik. İnanmıştım ben. İşte. Bu ton sizin efendim. Bu ton benim mi? Sakın basma, sakın. Ay, o nasıl basıştı? Aha! Aaa, Efe Koçyiğit geldi. Efe geldi. Ne demiştir Efe? Efe, büyüklerin boyu uzamaz demiştir. Peki. Uzar mı canım, uzamaz sizin der hatta. Yani. Evin aynen en uzun boylusu kimdir Efe Can? Bizim evin en uzun boylusu babam. Çünkü babalar büyük olur. Evet. Peki, uzun boylu olan herkesin anne babası da uzun mudur? Hayır Evrim abla. Çünkü benim annem bu boyutta, babam da bu. Yani çok uzun değil, böyle uzun değil. Babam böyle, annem de böyle. Peki sence çok uzun boylu insanlar kapılardan eğilerek mi geçerler? Hayır Evrim abla, yerlerde sürülerek kapıyı açarlar, böyle eğilip açarlar. Ne kadar uzun boyundan bahsediyor ki bu? Bir hoplarlar, ondan sonra yerde sürüne. Bu kadar. Hayal dünyası harika ya. Diyorum ya, kendi yazıyor, kendi oynuyor. Çok başka bir kafa yani. Çok. O zaman soruya geçiyorum. Büyüklerinde boyu uzar mı? Ben de heyecanlandım. Büyüklerinde boyu uzar. Ya ben dedim uzar diye. Ya, bak, beni dinleyecekti. Bak. Beni dinleyecekti. Demek Murat'a veda edelim bence. Murat'a bence veda edelim. Şu an hoşça kal. Eşit miyiz? Son bir sen, son bir oyuncak. Şimdi kaderiniz belli oluyor. Ben uzar demiştim. Eşitsiniz, bakalım bu eşitliği. Tatile kim gidiyor bakalım. Hadi bakalım. O ne o? O tatile gitme dansı. Ben gidemiyorum ama ben de üzüldüm, bilmiyorum. Evet. Sen niye ona üzülüyorsun? Bilmiyorum neden ya. Üzüldüm yani. Yıkıldı çocuk ya. Ben kafam acıyor o yüzden. Ama ben vurdum. Kafamla saçıyor. Fazla vurdum ya. Ama ben dedim ya, uzar diye. Uzar demiştir. Doğru. Demiştim. Dedi o. Demiştim. Ya yine of, beni dinlemediler. Aldım ben butonu. Al butonu. Sev onu abisi. Heh şöyle. Ah. Nisoş. Nisan geldi. Ne demiştir Nisan? Bence Nisan uzar demiştir. Sence tam olarak kaç yaşımıza gelince büyümüş oluruz tatlım? Şimdi ben 3,5 yaşındayım. Tamam. Çok zor bir soru. 4,5 yaşında olduğuma göre çocuğum. Daha büyümedim. Ama 10 yaşına gelince hop büyümüş alacağım. 3,5'tan 4,5 hemen 10 hop büyüdük. Peki masallardaki devlerin boyu neden çok uzundur Nisan? Eyvallah, böyle soru mu olur? Onlar dev. Bak nasıl dev oldum. Oo, bakayım çok güzel oldu. Boyların uzun olması lazım. Yoksa dev olmazlar. Mini artık insan olurlar. Haklısın. Çok tatlı çocuk ya. Konuyu değiştireyim. İnsanın boyu her gün uzar mı sence? Her gün uzamaz Erim abla. Pazartesi uzar. Her gün uzamaz yani. Allah Allah. Pazartesi dışında uzamaz mı peki? Bir gerildim. Bir gerildim. Uzamaz iyi olur Erim abla. Yoksa büyük büyük ağaçları geçeriz. Peki Nisan, sadece çocuklar mı süt içerler? Evet Erim abla, sadece çocuklar süt içer. Çünkü çocukların süt içmesi gerekir. Çünkü çocuklar sütü çok sever. Güzel. Soruma geçiyorum. Akıllı çocuklar. Ay ne olur yavaş geç. Tamam. Ay. Hadi Nisan. Hadi. Büyüklerin de boyu uzar mı Nisan? Uzar. Nasıl? Sana ne? Çocuğun sözünü kesme. Sözünü kesmeyin mi konuşsun bir. Büyüklerin de boyu uzar. Murat Han yarışmamıza veda ediyoruz. Hadi. Bunun bir oyun daha var. Tamam biliyorum. Belki bilir o da. Şimdi ben basacağım ve Murat'ın şeyini ben... Nisan ya. Boşuna sevmiyorum Nisan'ı. O yüzden bileceğiz, kazanacağız. Basayım mı? Hadi bas. Basma dur bir... Bastım. O 110 olmuşsun da... Arda geldi. Arda beni geçen tur yaktı. Şu an bilmiyorum o yüzden. Eyvah. Basmayaydın iyiydi. Şimdi üstüne sorumluluk aldın. Arda'nın... Büyüklerin boyu uzamaz der. Bu çocuk çok akıllı ya. Uzamaz demiştir ya. Uzamaz demiştir diyorsun, soruyorum. Uzamaz ben inanıyorum uzamaz, ya. Tamam, uzamaz. Karıncalar süt içmediği için mi küçücük kalmışlardır Arda? Elif abla, karıncaların küçük olması seni aldatmasın. Karıncalar küçük ama kendinden 100 kadar şeyleri taşıyabilirler. Atom karınca ise... Çok akıllı çocuk. Kendinden milyon tane ağır şeyleri taşıyabilirler. Fırlatıp bile yakalayabilirler. Konu yine döndü dolaştı, atom karıncaya geldi. Peki sence çocukların mı saçları daha hızlı uzar yoksa büyüklerin mi? Benimki 1 dakikada uzuyor. Ama sizinki 40 dakikada uzuyor. Uzamaz. Ne şanslısın Arda uzamaz ya. Diyecek. Peki soruma geçiyorum. Uzamaz. Soruma diyecek. Geçiyorum Murat. Artık olsun bitsin yani. Ama bir gerilim müziği istiyorum. Nasıl yapıyordun Murat? Arda, büyüklerin de boyu uzar mı? Düt. Hadi. Düt. Uzamaz dedin Arda, hadi. Uzamaz oğlum büyüklerin boyu. Değil mi? Arda uzamaz demiştir. Düt. Arda bize bir güzellik yaptı. Neyi bekliyoruz ya? Gerilim yapıyoruz. Çok gerildim artık, tamam. Hadi. Çok gerildim ya. Uzamaz. Hadi. Ben eminim ya. Uzamaz dedi bence. Büyüklerin boyu tabii ki de uzar. Büyüklerin boyu 300 yaşına kadar uzar. Arda nerede? Arda. Arkada mısın Arda? Arda'ya sarılmak istiyorum ben. Ah canım gel. Geçmiş Arda olsun. Beni geçmiş olsun. Ya beni yakmadan. Ben. Ah, çok güzel bir bölüme geldik. Dur biraz sonra. Ebrar'dan alt harfi köşemizdeyiz. Ebrar Usta bize ne hazırladın acaba? Erman abla, bugün size haşlanmış yoğurtlu sebze tabağı yapacağım. Oo, en sevdiğim hem de çok sağlıklı bir tabak değil mi? Bayılırım ya. Hadi malzemeleri sayarak başlayalım tatlım. Brokoli, havuç, biber, kabak, karnabahar, yoğurt, nane, pul biber ve kekik. Ve son olarak yoğurt, karnabahar ve boş bir kase tabağı. En güzel sebzeleri toplamışsın, çok severim hepsinden. Ya ben seninle muhatap olmak istemiyorum. Yakında git o zaman, tamam ben eğlenmemiş gibi devam edeyim hayatıma. Evrim abla hazırsanız başlıyorum. Gel bakalım buraya küçük. Karnabaharcık sen buraya aitsin. Sen de buraya aitsin. Kaçak karnabahar. Sen burasın. Diziyorum. Sen de burasın. Burası. Bu kadar yeter. Şimdi brokoli. Gel bakalım brokoler. Siz burasınız. Yılların aşçısı yani. Oo, kocaman bir brokoli. Bu kadar yeter. Şimdi havuç. Gelin bakalım havuçlar. Havuç kasesi, gelin bakalım sizi. İşte küçükler, siz burasınız. Şimdi kabaklar. Hadi bakalım kabakları da koyalım. elini de alalım şu kasaya. Oh, çok ağırmış. Bari şöyle iki elle alalım. Ver bakalım. Kase. Şuna baksana, ele bak. Bu kadar eli. Eli bu kadar. Bunlar büyüyecek, çocukken yaptığı programı izleyecek, biz yaşlanmış oluruz. Ay evet ya. Tamam, bu kadar yeter. Zaten. Ama. Yavaş, ama. Ben sunumu beğendim ki. Şimdi biraz 2 tane karnabahar. Şimdi 3 tane karnabahar var. Onları da koyalım. Yazık olmasın. Hı? Arkandan ağlar. Brokoli de. Son brokoli buraya. Vallahi kıyamadı, onları da koydu içine. Bol kepçe Ebrar Usta. Ben Ebrar Usta'yım, azmeden kaçmam Evrim abla. Hemen şunları da dökelim. Az kalmış. Şöyle dökerim hepsini. Nasıl özenle koyuyor. Aynen. Benden hızlı yapıyor ama. Sanırım sıra yoğurdu koymaya geldi, artık hepsini kattık zaten. Şimdi yoğurdu. Çok alalım bu. Bir koca sepet dolu. Bu biraz uzun sürecek. Ben en iyisi kaşığı bırakayım. Böyle her tarafı yiyeyim. Şöyle bırakalım buraya. Şimdi gel. Hayır, dökme sakın. Of. Bence güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben yapacağım bunu. Sarımsaklı ama böyle. Yine koyalım. Şimdi tekrar yalayalım. Al. Oh. Şimdi sıra biberlerde. Evet. Kasemizi elimize alalım. Bu sefer daha güzel olmam lazım. Bakar mısın? 2. Süsleme de mis gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Acı biberi çok severim. Ya. Hepsini dökelim bari. Çubuk gibi. Şimdi sıra son dokunuşlarda Evrim abla. Baharatlarda. Dökülmesin. Pul biberimizi alıyoruz. Böyle. Bayağı hiç acılı olmadı canım. Az acı oldu. Evet. Şok oldu. Yani. Biz acı seviyoruz. Nanecik. Gel bakalım. Kekik mi o? Nane. Mis gibi kokuyorsun nane. Naneyi severim. Şimdi sen. Bakalım bu sefer daha güzel. Kekik mi? Kekik. Şimdi beyazlara dökelim ama bu sefer çok dikkatli olacağız. Bu kadar yeter baharat. Evet Evrim abla, yoğurtlu haşlanmış sebze tabağım hazır. Herkese afiyet olsun. Ellerine sağlık. Oo, mis gibi gözüküyor, hem de çok sağlıklı. İzlemiyor muyuz onu? Ben onu yemek istiyorum şu an. Çok güzel gözüküyor. Murat. Aha, Murat'a veda ediyoruz. Hoşça kal. Olacaklar sensiz. Ya gitme. Olsun. Finalde birlikte yarışmayalım mı? Ben gidiyorum ha. Ben dayanamam bunu. Orada. Yanımda durun işte canım siz. Arkadaşınıza destek olun. Ben gitmem. Peki. O halde final oyunumuz başlasın. Şimdi final turunda 5 çocuk seçmenizi isteyeceğim Orkun. Çocuklarımın hepsine değişik sorular sorduk. Ne cevap vermişlerdir, bilmişler midir, bilememişler midir bunu tahmin etmeye çalışacaksın. Artık puanları ben değil onlar verecek. 500 puan topladığın takdirde çift kişilik tatile. Peki soruyorum, kimle gideceksin tatile? Kimle gideceğim tatile? O çok belli değil henüz. Murat'la gidebilirim. Evet. Onunla gitmeyeceğim kesin. Ya onunla... Merkuncular üzülsün. Yapacak bir şey. Ay kıyamam ya. Yani, ay ben götüreceğim artık kızımı. Evet, çok dışlandım yani. Ay güzel oldu. Renk böyle kaldı. Bence de ben... Açtı. Yakıştı. Ben de bir hediye. Daha karar vermedim. Henüz karar vermedim. Peki. Bir kazanayım daha. Belki Murat gider miyiz seninle galiba? Gideriz gideriz. Tamam Murat'la gideriz. Peki o zaman hadi seçelim. O zaman ben yanında çocuğum. Köstek olacağım. Efe Koçyiğit. Efe Koçyiğit. Nisan tamam. Nisan tamam. Tanıyayım ben. Nisan bana iyi puan verir. Aynen. Bir çocuğumu da ben seçeyim. Bu seferlik böyle olsun. Aras diyorum. Tuğra ile Berin'i seçeceğim ya. Tuğra ve Berin. Evet. Bir çocuğum kaldı. Tamam Efe. Efe Dadak. O zaman baştan başlayalım Tuğra ve Berin'le. Kayınpeder ne demektir diye sorduk. Bilmişler midir, bilememişler midir? Bence bilememişlerdir. Siz bütün akrabalarınızı tanıyor musunuz? Ben tanıyorum ama hepsini tanımıyorum. Ben bütün hepsini tanıyorum. Anladım. Acaba anne babanız tanıyor mudur? Tanıyor tabii Evrim abla. Tanıması akrabamız olmaz ki. Oy yerim seni ben. Kayınpeder ne demektir biliyor musunuz? Kayınpeder mi? Kayınpeder biliyorum. Hani anneannemiz, babaannemiz, dedemiz tamam, de var ya işte onlar öğreniyor. Ben bilmiyorum. Tamam evet. O zaman bakalım puan alacağız. Efe Koçyiğit'e her kafadan bir ses çıkması ne demektir diye sorduk. Bilmiş midir bilememiş midir? Ben bilemedi diyorum ya. Soruyorum o zaman. Tamam. Efe Can evde ailece film izliyor musunuz? İzliyoruz tabii Evrim abla. Benim en sevdiğim çizgi filmleri izliyoruz. Ama ablam, diğer ablam, babam, annem istemiyor. Sadece dedemle izliyoruz. Dedem izleyince uyuyorum. Ben de izleyince uyuyorum. Bu kadar. Bu kadar. Bir bu araba çıktı. Bu kadar. Peki evdeki herkes aynı anda mı konuşur? Hayır Evrim abla birbirlerini nasıl duyacaklar? Bence bilecek. Yanlış. Peki ben her kafadan bir ses çıkması ne demektir ben biliyor musun? Bilemezsin canım dur şimdi. Bildi. Her kafadan ses yok, çıkması yok. Böyle. Kafamıza yapıyoruz. Yok. Böyle bağırıyoruz. Böyle bağırıyoruz. Her kafadan böyle bağırıyor. Teşekkür ederiz. Bildi mi? Ben anlamadım. Bence bilemedi yani. Bilemedi. Eğer başkalarını anlatsaydı evet bilmişti. Biz diyor yani kendini anlatıyor orada. Kafamızdan çok fazla ses çıkmasından bahsediyor. O, evet o başka evet. Bir şey bence. Nisan'a haşır neşir olmak ne demektir diye sorduk. Ya, bilemez. Bilmiş midir yok. Bilememiş midir? Bilemez. Yok. Ha. Yok. No. Haşır neşir olmak canım. Ya Murat'ın bildiği bile meçhul yani. Haşır neşir olmayı. Biliyor musun Murat? Geçen hafta öğrendim. Çok güncel yerden sordunuz. Güzel. Senin en yakın arkadaşının ismi nedir tatlım? En yakın arkadaşım... Sensin. Ya. Yalanız. Yerim seni. Ay bilmemişim en yakın arkadaşı. Peki en yakın arkadaşlar her şeyi birlikte mi yaparlar? Tabii ki de Evrim abla. Yoksa en yakın arkadaş olmazlar. En yakın arkadaşların kuralı bu. Evet çok doğru. Güzel. Peki... Haşır neşir olmak ne demektir biliyor musun? Bilecek. Bilemeyecek. Bilecek. Bilemeyecek. Haşır neşir mi? Anne ya. Ben bunu bilmiyorum Evrim abla. En iyisi bir düşüneyim. Düşün bakalım. Haşır neşir. Hareketlere bak. Yok çıkmayacak bence. Mesela. Düşündüm ama ben de bilmiyorum. Evet. Ama bak dürüstler biliyor musun? Bilemeyince bilemiyorum. Ben uydururum ben de ya. Haşır neşir olmak. Yani. Haşır var, neşir var. Haşırı ve neşiri iyi anlaşılıyor. Tekerleme sorduk. Söyleyebilmiş midir, söyleyememiş midir? Demiştir. Söylemiş. Demiştir bence de demiştir. Efeciğim tekerlemen gelsin mi hazırsan tatlım? Gönder gelsin Evrim abla. Geliyor o halde. Çok kendine güveniyor. İncilerim döküldü toplayamadım. Küçük hanım geldi saklayamadım. Ikırcık mıkırcık kız saçların kıvırcık. Bunu ben bile söyleyemem. Bunu ben hayatta söyleyemem. Çok zor bunu. Yok, ben de yanlış, söyleyemem. Yanlış oynadık. Ikırcık mıkırcık. Mıkırcık geldi çıkırcık. Anlayamadım ben bunu tekerlem. Bir daha söyleyeyim tamam. İncilerim döküldü toplayamadım. Küçük hanım geldi saklayamadım. Ikırcık mıkırcık kız saçların kıvırcık. İncilerim geldi toplayamadım. Küçük hanım geldi saklayamadım. İncilerim döküldü toplayamadım. Küçük hanım geldi saklayamadım. Tıkırcık mıkırcık kız saçları kıvırcık. Nasıl söyledi ya? Nasıl söyledi? Helal olsun var ya. Ne oldu Evrim abla? Söyleyemem sandın değil mi? Ben sana demedim mi tekerleme ben nasıl olacağım? Vallahi ben söyleyemezsin. Ay hemen de havanı at. Çok sinirli. Acı ben demedim onlar dedi söyleyemez diye. Aa. Ben söyleyeyim. Özür dilerim Efe ben orada kaldım. Vallahi ben de özür dilerim Efe ya. Efendim Aras'a çizgi filmlerdeki fareler en çok balık mı yer peynir mi diye sorduk. Ne cevap vermiştir? Balık yer demiştir. Aras hayvanlar yemek yemeyi sever mi tatlım? Çok severim Allah. Peki köpekler sadece mama mı yerler? Onlar mama yemekler kemik seviyorlar. Peki söyle bakalım Aras. Çizgi filmlerdeki fareler en çok balık mı yer peynir mi? Fare en çok balık sever. Bravo orada kal puan alacağız. 5'te 5 bildik ha. Şimdi Tuğra ve Berin'e başlıyor. 5'te 4 mü bildik? Ha 5'te 5 bildik. Evet. 5'te 4 bilmedik. 5'te 5 bildik. Gel gel gel. Elim kaldı. Gel buradan da süresini. Şimdi Tuğra ve Berin'e başlayalım. Puan isteyeceksiniz. Bence Tuğra Berin direkt 500'ü çıkarmış olabilir. Gerçekten. Çok sempatik ve çok tatlı. Burada 110 var. 500'e çok yol var. 500 verse mesela üstü bile kalıyor. Onunla da ben gidebiliyor muyum? Puan artıyor yani. İşte. Hadi isteyelim. Hadi. Gidip istiyoruz. Nasıl isteyeceksin gidip? Ne bileyim. Tuğra ile Berin gel yardım et bana. Gel. Şimdi Tuğra ve Berinciğim. Ya oradan mahsur yoksa yan taraftan bir 500 puan uzatabilir misiniz ağzınızda ya? Değil, lütfen bir 500 oradan. İlk defa da bu kadar ayak önünüze geldi birileri bilmiyorum. Tamam bak lütfen. 500 çok. Daha da gelelim istersen. Ben olsam vermezdim. 500'lük ya. 500 çok. 50 puan. Evet sağlık olsun. Emekliye çıkacağız sonuna 160 olduk. Ben 100 diye düşmüştüm ama. Puanlar benim için daha iyiydi. Efe verir Efe bonkör bayağı bonkör Efe. Hadi gör bizi Efe. Hadi babacığım mikrofonumu kır. Gör bizi. 50 puan. Efe ne yapıyorsun ama ya? Efe ama ya. Bunlar bize kazandırmayacak bunu. Gel 20'de. Nisan'da sıra. Sen Nisan'ı? Ben Nisan'ı çok seviyorum yani. Nisan da beni seviyordur inşallah. Nisan ya. Bir 250 ver bak. 500'de gözüme bak. Çok bir şey istemiyorum. 250'yi okeyim. 100 puan. Bak dedim 100 verecektim. 100 okey. 100 güzel bence. Kaç oldu? 310. Aa 2 kişi şimdi var. Şimdi Efe Dadak'ta sıra. Bir dakika. 250 gelirse olmaz. O zaman güzel isteyin Meryem sen de biraz. 100 lazım en az. Meryem yardım et. Efe'den istiyoruz değil mi şimdi? Evet, Efe'den sen Efe verir ya. Efe'cim Efe lütfen bize güzel bir şey ver. Bence 500 verecek. Efe'den öyle bir enerji alıyorum ben. 50 puan. Ama 50 puan ne yaptın Efe ya? Kaç 360 kaç lazım bize? 410 oldu. 140 lazım ya. 140 puan yok. Bir şey diyeceğim. 500 isteyince 50 veriyorlar. 50 isteyelim belki 500 verirler. Aras'tan ben puan isteyeyim. Aras'cığım şöyle güzel bir puan istiyoruz. Hadi tatlım kırma beni. Ya gidelim. Ben son bir şansımız yani. Meryem sen de gitsene yanlarında. Bir destek ol. Son. Çok hatta tatlı dur, bir küçük ve bence verecek bize. Alnına mı yapıştıracağım? Alnına yapıştıracağım. Bak bunu kafama yapıştırıyorum hadi. 500 puan. 500 puan. 500 puan. Ayırmıyorum sizi üçünüzü tatile yolluyorum. Vallahi çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Sizi yakından tanımakta ayrı bir keyif verdi gerçekten. Başarılar diliyorum sizlere. İyi tatiller. Teşekkürler. Canlarım görüşürüz. Haydi çok memnun olduk. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Çok tatlılar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.